Şahin Fed açıklamaları ve ilerleme sağlanamayan borç tavanı görüşmeleri Amerikan hisselerini baskılıyor. Cumhuriyetçilerin sözcüsü McCarthy, görüşmelerin ilerleme sağlanamadığı için durdurulduğunu açıkladı. Eninde sonunda mutabakata varılacağı görüşümüzü koruyoruz. Ancak 2011 yılına benzeyen zorlu bir süreç ihtimali artıyor. Genel bir riskten kaçıştan ziyade sektör bazında ayrışma görülüyor. Demirçelik, gıda, inşaat, sağlık ve teknoloji hisseleri en çok düşenler arasında yer alıyor. Bölgesel bankalar, enerji, havacılık ve otomotiv ise pozitif ayrışıyor. Borsa İstanbul, seçim sonrası sert kayıpların ardından tutunmaya çalışıyor. Hektaş, Sasa, Şok Marketler, Tüpraş ve Vestel pozitif ayrışırken, Çimento, Demirçelik, Havacılık, Otomotiv ve Terekom negatif ayrışıyor. Ekonomi politikalarını güçlendirmek için Mehmet Şimşek Koordinasyonu'nda çalışmalar yapıldığı açıklaması moral veriyor. Eurobond verim eğrisinde uzun vadelerde %1'e yakın değer artışı görülüyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak dünya ile korelasyonun çok zayıfladığını belirtelim. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4410 ve 4500. Teknik olarak hareketlenmesi beklenen hisseler Arçelik, Şok Marketler, Tav ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.